Eskişeynet'ten herkese iyi akşamlar. 2 Şubat günlerden çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Halkbank Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemini büyütme hedefiyle Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması başlattı. Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021'de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve toplantılarıyla desteğini yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022'de daha da ileriye taşıyor. Halkbank Eskişehir Şube Müdürü Kamil Kara, Halkbank Eskişehir Şubesi Girişimci Kadınlar Günü buluşmasında her meslek grubundan kadın girişimciye verilen desteklerle yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğunu belirtti. Halkbank üreten kadınlar yarışmasında kaybeden olmayacak diyen Kara, bu nedenle tüm katılımcılarımıza temel girişimcilik eğitimi hediye edilecektir. Kadınların her alanda desteklenmesi konusunda Halkbank olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Yarışma için başvurular 12 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek. Ödül töreni ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek. Eskişehir Organize Sanayi Müdürlüğü ve İyi Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle OSB'ye kazandırılan 13 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı. Türkiye'nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 578 sanayi kuruluşu ve çalışan 46.585 kişiye en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile OSB'ye kazandırılan 13 Noğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala katıldı. Açılışta konuşan EOSB Başkanı Nadir Küpeli, İsmail Kanatlı Bulvarı'ndaki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz OSB'deki firmalar yanı sıra çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap etmektedir. Bu merkezi açıyoruz ama inşallah hiçbirimize ihtiyaç olmaz dedi. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge ise iki ambulansımız sürekli burada sanayicilerimizin ve bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Açmış olduğumuz bu istasyon ile organize sanayi bölgesindeki vakalara anında ve çok hızlı bir şekilde müdahale edilecek diye konuştu. Karadeniz'den az çıkmaya başlayan ve Eskişehir'de tezgahlarda 150 TL'ye kadar yükselen sarı kanat balığı yüksek fiyatıyla cep yakıyor. Balık çeşitleri arasında en çok tercih edilenler arasında olan ve sezona kilo fiyatı 50 TL ile başlayan sarı kanat balığı vatandaşın cebini zorlamaya başladı. Ocak ayında bolluk yaşanan sarı kanat balığı Karadeniz'de azalmasıyla birlikte fiyatı iki katına çıktı. Geçen hafta 70 TL'ye alıcı bulan sarı kanat 150 TL ile fiyat şampiyonu oldu. Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnafı Muharrem Şahin Şubat ayı ortalarında sarı kanat balığının biteceği tahmininde bulunarak tezgahlarda olmayacağını ifade etti. Şahin Karadeniz'den az çıkmasıyla birlikte fiyatını ikiye katladı diyebiliriz. Geçen haftalarda 70 TL'ydi. Bu hafta ise 150 TL. Kilosu 50 ile başlayan sarı kanatın sezonu yavaş yavaş bitiyor. O yüzden denizden az çıkıyor. Fiyatı sebebiyle tabii ki de diğer balıklar gibi çok gitmiyor dedi. Sağlıkta tam gün yasası ile farklı uygulamaları çifte standart olarak değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Sağlık Bakanlığı'na bu çelişkinin ortadan kaldırılması adına çağrıda bulundu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, tıp fakültelerindeki öğretim üyesi hekimlere yapılan şehirler arasındaki farklı uygulamaları çifte standart olarak yorumlarken Sağlık Bakanlığı'na bu çelişkinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi veren Çakır Özel, eşit seviyedeki öğretim üyeleri mahkemelerin farklı kararları nedeniyle İzmir, Aydın gibi bazı şehirlerde muayenehane açabilirken aralarında eski şehirinde bulunduğu bazı şehirlerde açamamaktadır. Bu çifti standart nedeniyle birçok öğretim üyesi hekim, tıp fakültelerimizden istifa ederek yurt dışına gitmek ya da özel sektöre geçme noktasına gelmiş durumda. 2018'de 877 Ekim kamu görevinden istifa ederken 2021 yılında bu rakam 2514'e çıkmış. Böyle giderse tıp fakültelerinde doktor yetiştirecek hoca kalmayacak açıklamasını yaptı. Keskin Barajı üzerinin karla kaplanmasından dolayı neredeyse gözden kayboldu. Eskişehir'de kar yağışının ardından etkili olan Ayaz'la birlikte buz tutan Keskin Barajı beyaz örtüyle kaplanınca adeta gözden kayboldu. Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Buz tutan suyun karla kaplanması güzel görüntüler oluştururken baraj ise kar nedeniyle ortadan kayboldu. Beyaz örtüyle kaplanan baraj drone ile havadan görüntülenirken ortaya karpostallık manzaralar çıktı. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesinin kritik düzeylere indiği barajda buz ve karla kaplı su yüzeyi balık sezonunda kıyıya gelen doğa tutkunlarını umutlandırdı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam geldi. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasının yaptığı duyuruya göre dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 39, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama 14 lira 14 kuruştan 14 lira 53 kuruşa yükseldi. Motorinin fiyatları ise ortalama 14 lira 37 kuruştan 14 lira 69 kuruşa yükseldi. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.